Değerli arkadaşlarım, hoş geldiniz. Bugün Uyanış Festivali'nin son günü, son akşamındayız. Çok güzel, dolu dolu bir festival yaşadık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Uyanış ekibine, katılımcılara, herkese çok teşekkür ediyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Hemen kısaca kendimden bahsedeyim. Hukukçuyum, avukatım. Uzun yıllar kamuda çalıştım. Benim kişisel gelişim çalışmalarım 1999 yılında USU R2 eğitimiyle başladı. O günden bugüne de devam ediyorum. Şifa çalışmaları yapıyorum, enerji çalışmaları yapıyorum. 2012'de yaşam koçluğu eğitimi aldım. Bireysel çalışıyorum. Hani kendimizi tanımlarız ya, ben de kendimi farkındalıklı yaşam rehberi diye nitelendiriyorum şimdilik. Bireysel çalışıyorum dedim ama kamu yararına çalışan dernekler, okullar, meslek kuruluşları, oralarda kişisel gelişme farkındalık sohbetleri yapıyorum, gönüllülük esasına dayanarak. Yine aynı esasa dayanarak bu platformda da yer alan Halil İbrahim Karakeçili hocam, yazar, düşünür, tasavvuf erbabı, onun başkanlığında bir dernek kurduk geçen yıl. Sağlık ve Eğitimde Dayanışma Derneği. Üniversite öğrencilerimiz var, destek veriyoruz. Bu şekilde toplumsal hayata da hem bireysel yolculuğumuz devam ediyor hem de toplumsal hayata katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bugün bu sohbetimizde iç seslerimizi dinlemek, duygularımızı fark etmek ve şifalandırmak üzerine minik bir sohbet yapalım istiyorum. Değerli arkadaşlarım, kadim bir öğretide yeni gelenlere iki soru soruldu, rivayet edilir. Sen Tanrı'nın hangi yüzsün ve o yüzde bu dünyada ne yapıyorsun? Bu soruları güncellersek aslında kendini tanıyor musun? Kim olduğunun farkında mısın ve nasıl yaşıyorsun sorularına ulaşabiliriz ki bizim de içsel yolculuklarımız aslında bu sorularla başlıyor. Ve biliyorsunuz, kendini bilme, kendini tanıma kavramı bizim yabancı olduğumuz bir kavram değil. Bu toprakların, kendi kültürümüzün, Anadolu Sufiliğinin temelinde bu var. Tabii orası çok derin bir konu. Kadim öğretilerde, dinlerde, hayatımızın odak noktasında da bu kavram var. Ve bugün kişisel gelişim çalışmalarına baktığımız zaman, kişisel gelişim çalışmaları altında toplanan bütün çalışmaların özünde de bu var. Ne kadar farkındasın? Ne kadar farkındasın? Bu hepimiz için anlamlı bir soru. 1999 yılında ben R2'ye başladığım zaman kaynaklarımız çok kısıtlıydı arkadaşlarım. Büyük kitap evlerinin sağlık bölümünde alt raflarda 20-25 kitap kadar, o kadar. Bugün gittiğiniz zaman görüyorsunuz, bir reyon var, kişisel gelişim reyonları var. Yüzlerce kitap var. Görsel ve işitsel yayınlar da öyle. Hani neyi merak ederseniz, farkındalık, meditasyon, reiki, hangi konuyu merak ederseniz, hangi öğretiyi merak ederseniz edin. Bir tuş uzağınızda, yani biz bilgiye çok kolay ulaşıyoruz. Biz bilgiye çok kolay ulaşıyoruz. Neredeyse hepimiz her şeyi biliyoruz ama burada tabii hepimizin aklına şu soru geliyor, ortak sorumuz bu. Biliyoruz ama neden daha iyi bir dünya yaratamıyoruz? Hem bireysel olarak hem toplumsal olarak neden daha güzel şeyler yaratamıyoruz? Bunu siz de yaşıyorsunuzdur. Arkadaşlarınız, yakınlarınız, çevrenizde dertleşiriz, dertlerini dinleriz. O sohbetin verdiği rahatlıkla insanlar sakinleşirler. Ama bakarsınız bir süre sonra aynı dertler, aynı dertleşmeler devam ediyor. Kendi hayatımızda da öyledir. Bir daha asla böyle davranmayacağım. Bir daha asla bunu söylemeyeceğim. Bir daha asla bu tepkileri vermeyeceğim dediğimiz çok şeyde kendimizi benzer durumlarda aynı tepkileri verirken mutlaka yakalamışızdır. Şimdi neden bildiğimiz halde değişmiyoruz, değişemiyoruz? Cevabı kolaylıkla ulaştığımız bilgileri hal haline getiremiyoruz. Sıkıntımız oradan. Yani güncel tabirle içselleştirip hayatımıza geçiremiyoruz. Orada zorlanıyoruz. Çünkü zihnimizde bir takım kayıtlarımız var.
bir kayıt sistemimiz var bizim çocukluğumuzdan gelen. Hatta biliyorsunuz anne karnında başlayan bir kayıt sistemimiz var. Duygularımız, düşüncelerimiz, yaşadığımız olaylardan edindiğimiz duygular, onları bir şekilde kaydediyoruz. Ve zihnimiz benzer olaylarda biz farkında olmadan da aynı tepkileri verebiliyor. Yani o duygular bize acı verse bile çok tanıdık. Yeni bir davranış oluşturmak, yeni bir davranışa geçmek yerine hani otomatik pilota bağlar gibi biz o davranışlara geçiyoruz. Ben antikorlara benzetiyorum. Ben de korona geçirdim bu arada. Bütün hastalara şifa diliyorum. İnşallah hep beraber bu süreci de atlatırız diye düşünüyorum. Tıpkı virüslere karşı vücudun antikor oluşturması gibi olaylara, durumlara karşı bir takım kayıtlar oluşturuyoruz ve farkında olmadığımız zaman aynı tepkileri otomatik olarak veriyoruz. Sıkıntımız orada. Burada anahtar sözcük ne zaman, yani neden bunu yapıyoruz? Farkında olmadığımız zaman. Şimdi burada bir parantez açmam lazım. Eğer alanınız tıp değilse, benim alanım tıp değil. Ben de bunları okuyarak öğrendim. Beynin çalışma mekanizması anlatan, izah eden çok güzel kitaplar var. Mutlaka okuyun. Tavsiye ederim. Okumadıysanız bugüne kadar. Hani amigdala nedir, limbik sistem nedir, korteks nedir, bilinçaltı nasıl çalışır, zihin, bilinçli farkındalık nedir, bu ikisinin arasındaki ilişkiler nelerdir? Bütün bunları bilmek, zihnin çalışma, beynin çalışma mekanizmasını bilmek, kendi davranışlarımızı anlamakta bize çok 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 yardımcı olacaktır. Tabii bu konu geniş, benim uzmanlık alanıma da girmiyor, ben uzmanı değilim. Ama şu an paylaşacaklarımızla ilgili olduğu için bir konuyu paylaşacağım ben sizlerle. Alman nörolog bilenleriniz mutlaka vardır, Heines, beyin aktiviteleri üzerine bir araştırma yapıyor. Bu araştırmada deneklere bir takım sorular, objeler gösteriliyor ve ellerindeki butona basıp karar verdikleri anda butona basıp sinyal vermeleri isteniyor. Bunun sonucunda çıkan şöyle enteresan bir sonuç var. Beynin karar verdiğini gösteren bölgelerine yerleştirilen alıcılar, deneklerin karar verip de butona bastıkları andan 5 ila 10 saniye, deneklere göre değişiyor bu süre, 5 ila 10 saniye önce hareketlenmiş oluyor. Yani bizim evet ya da hayır dediğimiz bir şeye zihnimiz ortalama 6-7 saniye diyelim. 6-7 saniye önce evet ya da hayır demiş oluyor. Peki bu kararı veren kim? Eğer izlemek isteyenler olursa Haynes sanıyorum 2013'te, 31 Aralık 2013'te bizzat kendisi anlatıyor. YouTube'a yüklenmiş bir videosu var. İsmi de Do We Have Free Will? Özgür irademizle karar, irademizle mi karar veriyoruz? Enteresan bir çalışma. Şimdi bu çalışmalar bize bizim dışımızda olan olaylar, olgular, ra karşı zihnimizde bizim farkında olmadığımız bir şekilde sisteme tepki verebilen, harekete geçebilen bir mekanizmanın da olduğunu gösteriyor. Şimdi düşünelim, zihnimizde böyle bir mekanizma varsa, dışarıdaki koşulları değiştirmek hayatımızı değiştirir mi? Mesela karşı cinsle olan ilişkilerimizi ele alalım. Çocukluğumuzda, çekirdek ailemizde sadakat, sadakatsizlik, güven, güvensizlik, şiddet. Ne yazık ki bugün çok sık yaşıyoruz. Çocuğa şiddet, kadına şiddet, aile içi şiddet. Bu tür şeyler yaşadığımızı varsayalım. İnşallah hiç kimse yaşamasın, yaşamayız. Bu şekilde yetişen bir çocuk mutlaka onları, o korkularını bir kayıt altına alacaktır. Sadece korkularını değil, belki kendince bir takım önlemleri de kayıt altına alacaktır. Ve o çocuğun yerine kendimizi koyalım. Çocukluğumuzda böyle bir, çocukluğumuzdan getirdiğimiz böyle bir kaydımız varsa, kendi ilişkimizin içerisinde böyle fark etmediğimiz duygularımız, iç seslerimiz varsa aman dikkat et, seni aldatır, yalan söylüyor olabilir, araştır, kadın milleti, erkek milleti bunu yapar, şunu yapar, sürekli böyle fısıldayan bir sesimiz varsa ve biz bunun farkında değilsek, biz o ilişkide gerçekten biz olabilir miyiz? Gerçekten güven ve sevgiyle o ilişkinin içerisinde var olabilir miyiz?
Biraz zor. E çözüm ne? Çözüm eş değiştirmek mi? Değiştir dur. Kaç kişiyle bu sorunu çözeriz ya da çözersiniz? Şimdi bunu hayatımızın her alanında düşünebiliriz. Özel hayatımızda, iş hayatımızda, arkadaşlarımızla olan ilişkilerimizde eğer böyle kayıtlarımız mevcutsa bizim yaratıcı gücümüze odaklanmamız ya da gerçekten istediğimiz şeye odaklanmamız mümkün mü? Biraz zor, zor. Ama zorluğu çok zor olmasından kaynaklanmıyor. Burada zorluk orada bir denklem oluşturup harekete geçmemiz gereğinden kaynaklanıyor. Bir kere bir o duygularımızı harekete geçiren şeyleri fark etmek için kendimize dur arkadaş dememiz lazım. Dur bir dakika. Biz niye bu tepkileri veriyoruz? Niye bunları düşünüyoruz? Ben neden tepki vermem gerekirken vermiyorum ya da tepkisizsem? Ne bekliyorum? Ne istiyorum? Korkuyor muyum? Tedirgin miyim? Ekonomik kaygılarım mı var? Nedir? Yani o içsel bakışı da bir yerde kazanmadan yürümek zor. Ama biz ne yapıyoruz değerli arkadaşlarım? Genellikle üzülüyoruz, çok üzülüyoruz başımıza gelenlere. Üst üste hep aynı şeyleri yaşıyoruz ve kendimizi kadersiz sayıyoruz. Kurban psikolojisine giriyoruz. Diğerlerini suçluyoruz, hayatımızdaki insanları suçluyoruz. Onlardan uzaklaşıyoruz, onları değiştirmeye çalışıyoruz. Yani kendi dışımızdaki her şeyi değiştirmeye çalışıyoruz ve biz bunu yaşayarak da görüyoruz. Etrafımızdaki olayları izleyerek de görüyoruz ki bunların bir sonucu yok. Yani dışarıdaki dünyayı bu şekilde, dünyamızı bu şekilde değiştirmeye çalışmak bir çıkmaz sokak gibi. Zaman ve enerji kaybı. O hale ne yapacağız? Peki ne yapacağız? Tamam buraya kadar güzel de ne yapmamız gerekiyor? Önce ne yaptığımıza bir bakalım. Gözlerimiz, kulaklarımız, beş duyumuzla dış dünyayı adeta kilitliyiz arkadaşlarım. Her şeyi okuyoruz, her şeyi izliyoruz, her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz, her şeyi görüyoruz. Bir kendi kitabımızı okumaktan korkuyoruz. Bir de kendimizle yüzleşmeyi erteliyoruz. Hani ihtilaflar söz konusu olduğunda arkadaşlarımızla yüzleşiyoruz, eşimizle yüzleşiyoruz. İşte dünyayla kavga ediyoruz, kendimizi anlatmaya çalışıyoruz vesaire ama kendimizle yüzleşmeyi denemiyoruz. Aklımıza çoğu zaman gelmiyor. Tabii ki bunları yapacağız. Yani tabii ki dış dünyayı gözleyeceğiz, izleyeceğiz. Bu bizim bu olmazsa olmazımız. Ama işte içimize de en az dış dünyamız kadar odaklanabilmemiz lazım. Yani o gözlerimiz, güzel gözlerimiz, kulaklarımız, beş duyumuzla kendi içimize eğip bükmeden, mantığa büründürmeden, gerekçeler bulmadan, tatlı yalanlarla süslemeden ki biz bunları hep yaparız. İçimize bakacağız ve bir çocuğu dinler gibi diyorum şefkatle. Buradaki bütün çalışmalarımızın temelinde şefkat var. Kendimizi şefkatle, sevgiyle, hoşgörüyle yanaşacağız. Eğer bu şekilde davranmazsak kendi kitabımızı okuyup kendi hikayelerimizi yazmamız gerçekten zor. Arkadaşlarım. Zor dedik, demin de zor dedik ama bu zorluk tabii bunun çok zor olmasından değil de dediğim gibi bir denklem oluşturup harekete geçmekten kaynaklanıyor. Onu yapmamız lazım. Farkındalık, ben şöyle bir denklem kurdum. Farkındalık, ihtiyaç, istek, niyet ve eylem. Ya farkında olmadığımız bir şeyi değiştiremeyiz. Eğer gerçekten ihtiyacımız yoksa, o bizi artık zorlamıyorsa herhangi bir şey, onu da değiştirmeye ihtiyacı duymayız. O ihtiyacımızın da olması lazım. Yeter artık ben bunu bu şekilde yaşamaktan bıktım, bunu değiştirmem lazım. O ihtiyacı hissetmemiz lazım. Ve o isteği koymamız lazım. Bazen fark ederiz ve gerçekten hayatımızı zorlayan şeyler olur. Ama oradan öylesine bir besleniriz ki biz onu değiştirmeyi istiyor gibi görünsek bile bilinç altında onu beslemeye devam ederiz. Böyle tehlikeli yollarımız da var. O isteği de duymalıyız. İsteği gün ışığına çıkarmalıyız. Ve sonra niyet ve karar geliyor. Eski tabirle niyet koymak. Güncel ifadelerle karar vermek. İşte bunlar önemli. Çünkü biz niyetimizi koyduğumuz, karar verdiğimiz zaman hem bedenimizi, hem zihnimizi, hem dünyadaki olaylar zincirini, evreni ona göre hazırlıyoruz. Her şey bize yardım etmek üzere harekete geçiyor bizim isteğimize göre.
Bu son aşamada eyleme geçmek. Neden? Çünkü hani dua edip beklemek gibi olur aksi takdirde. Biz bütün bunları oluşturup, farkında olup, ihtiyaç duyup, isteğimizi oluşturup, kararımızı verip harekete geçeceğiz. Eylemeden adımlarımızı oluşturacağız ki gerçekleştirebilirim. Şimdi değerli arkadaşlarım, arada saatime de bakıyorum, notlarıma bakıyorum. Şimdi burada bir parantez açalım. Kişisel gelişime dair her öğretinin kendine göre ritüelleri var ve yolları var, farklı yolları var. Temel aynı ama usulleri farklı. Ben şimdi bu sohbette sizinle belli bir öğretinin belli yöntemlerini paylaşmayacağım. Şöyle bir paylaşım yapacağım. İsteyen herkesin uygulayabileceği, ya benim ne yapmam lazım, peki ben nereden başlamalıyım diyen herkesin yapabileceği, kendi hayatını kolaylıkla geçirebileceği bir takım eylem adımlarını paylaşacağım. Şimdi birincisi arkadaşlarım, nitelikli zaman. Şimdi nitelikli zaman. Tamam, çok güzel ifade ettim. Ben şimdi bu yayına geçmeden önce notlarımı hazırladım. İşte ne bileyim saçımı taradım, bir hazırlık yaptım ve sizin karşınıza geçtim. Böyle bir hazırlık değil. Yani dış dünyada yaptığımız eylemlere, sosyal kimliklerimize, kişiliklerimize yönelik hazırlıklardan bahsetmiyorum. Kendi kendimizle gerçekten baş başa kalmaktan bahsediyorum. Hani sessiz ve sözsüz kendimle baş başa kalmaktan bahsediyorum. Telefonsuz, tabletsiz, bilgisayarsız, televizyonsuz, müziksiz, arkadaşsız, tamamen kendimle baş başa kalmak. Hani bu meditasyon yapma şeklinde olur ya da ne bileyim benim öyle danışanlarım var. Ben çok yürürken, doğada yürürken çok derin düşünürüm diyen, eğer öyleyseniz doğa yürüyüşü olur. Ya da bir manevi rehberinizle bağlantı kurup frekansınızı yükselterek kendinizi düşünmek olur. Her şey olur. Yolu size kalmış ama o nitelikli zamanı kendiniz ayırıp kendinizle baş başa kalmayı mutlaka bir ödüldür bu. Kendinizi bu anlamda ödüllendirin. Çünkü canımı acıtan, öz sevgimi, öz şefkatimi bozan, ben ayarlarım diyorum. Yani fabrika ayarlarımı bozan duygularımın, düşüncelerimin ve seslerimin farkında olabilmek için bu zamanı ayırıp ikinci aşama o nitelikli dinlemeyi de yapabilmem lazım. Yani ikinci yolumuz nitelikli dinleme. Kimse dinlemese bile arkadaşlarım ben beni dinleyeceğim. Bizim dinleme konusunda bazı sıkıntılarımız var. Hani eskilerin tabiriyle can kulağıyla dinlemek var ya, can kulağıyla dinlemeye çok zor geçeriz. Ya o anlatılanlarla ilgili bir takım şeyler düşünürüz. Ya empati kurarız, kendi hayatımızdan bir takım şeyler düşünürüz ki benim de başıma gelir, hepimiz yaparız bunları. Ya da ne söyleyeceğimize odaklanırız. O can kulağıyla dinleme noktasını atlarız. Benim söylediğim dinlemek işte o can kulağıyla dinlemek. Yani iç seslerimi dinleyeceğim. Neden? Neden dinleyeceğim? Çünkü biliyorum ki benim düşüncelerim zihnimde duygu, ses, ne bileyim his, her şey olarak bir nehir gibi akıp gidiyor. Biliyorsunuz saniyede bilmem kaç tane düşüncenin zihnimizden geçtiği konusunda bilgiler var, araştırmalar var. Ve o an ben baskın olan duygumun, baskın olan iç sesimin farkında değilsem, dışarıdaki herhangi bir uyaran, bir ses olur, bir olay olur, bir söz olur, bir eylem olur. Hangi duygum baskınsa, hangi iç sesim yoğunsa beni hop oraya doğru sürüklüyor. Ama ben sürüklenmek istemiyorum. Bir nehir gemisinde hayatın tadını çıkararak, etrafımdaki güzellikleri seyrederek, doğayı, insanları, olayları izleyerek, keyfini sürerek, hayatın tadını çıkararak ve o yolculuğun da hakkını vererek rahat rahat seyahat etmek varken duygu sellerinde boğulmayı, akıntılara kapılmayı kim ister? İstemiyorum. İşte istemediğim için içimdeki sesleri dinlemeye özen gösteriyorum. Yok saymıyorum, bastırmıyorum.
Nitelikli zaman ayırıyorum, nitelikli dinliyorum. Ne olduklarını fark etmeye çalışıyorum değerli arkadaşlarım. Yok saymak ve bastırmak biliyorsunuz doğru değil. Artık bunu hepimiz biliyoruz. Yok saydığımız ve bastırdığımız her şey bir şekilde başka bir yerden patlak veriyor. Şimdi burada ben sizinle izniniz olursa minik bir anımı paylaşmak istiyorum. Çok çarpıcıdır. Benim farkındalık anılarımdan bir tanesidir. Çok yoğun bir iş hayatım var ve stresli bir özel hayatım var. 40'lı yaşlardayım. İşte boşanmak üzereyim. Oğlum yurt dışında üniversitede okuyor. Koşturuyorum vesaire vesaire. Bir sabah evden çıktım ve patlayan lastiğin başında kendimi ağlarken buldum. Ağlıyorum. Bir iki kişi bana bakıyor. Ben de kendime bakıyorum. Diyorum ki ne oluyorsun? Niye ağlıyorsun? Yani burada bir çözüm nedir? Akılcı çözüm nedir? Birisi eğer işin aceleyse bir taksi atlarsın. Gider işini görürsün. Gelir işine, lastiğini halledersin. Ya da ne bileyim vaktin varsa yol yardım alırsın. İşte steplerini değiştirsin vesaire vesaire. Aklın yolu bir. Bunları ben de biliyorum. Ama korteksim biliyor, aklım düşünüyor. Fakat amigdala zıvanadan çıkmış kelimenin tam anlamıyla söz geçiremiyorum zihnime ve ağlıyorum. Mesela ne yaptığımı hatırlamıyorum bugün. O gün ne yaptım ama duygumu hatırlıyorum. Yaşadıklarımı hatırlıyorum. Sonra o duygum üzerinde düşündüğüm zaman yorgunluğumu ve yalnızlık duygumun o ara çok baskın hale geldiğini gördüm. Yani patlayan lastik değildi benim yalnızlığımdı. Gözyaşlarım ise bedenime dur, yavaşla sesiydi. Ben ne duygumu fark etmiş ne iç sesimi duymuştum. O şekilde devam ediyordu. Şimdi eğer ben bunu fark etmeseydim, düşünmeseydim arkadaşlarım, iş yerine gidecektim. İşte arkadaşlarıma anlatacaktım. Sabah böyle oldu, şöyle oldu. Çok canım sıkıldı, çok bozuldum. Vesaire. Onlar güleceklerdi. Belki birlikte gülecektik. İşte bir kahve söyleyecektik, bir çay söyleyecektik. İşimize dönecektik. O arada unutulup gidecekti. Yani şunu söylemek istiyorum arkadaşlarım. Sıradan diye bir şey yok. Hiçbir şey öylesine olmuyor. Olan her şeyin bizim için bir anlamı var. Ve bizim sıradan saydığımız her şeyde eğer dikkatli bakabilirsek, kendimizi dikkatle dinleyebilirsek, izleyebilirsek, görebilirsek, kendi hayatımızla ilgili çok derin ipuçları bulabiliriz. Yeter ki o farkındalığı, yeter ki o bakışı yakalayalım. Şimdi bir sonraki aşamada ben bunları aşama aşama anlatıyorum ama bunların hepsini bir bütün olarak düşünün. Hepsi bir arada işleyen bir sistem zaten. Duyguyu doğru tanımlamak. Hep genellemeler yaparız değerli arkadaşlarım. İşte çok üzüldüm, canım sıkıldı, çok bozuldum. Şöyle oldu, böyle oldu. Geniş şemsiyelerle duygularımızı ifade ederiz. Tamam, üzüldüm de neden üzüldüm? Canım acıdı da niye acıdı? Utandım mı? Kendimi yetersiz mi hissettim? Ne bileyim ekonomik kaygılarım mı ortaya çıktı? Gelecek kaygım mı var? O mu ortaya çıktı? Ben neden tedirgin oldum? Neden? Hangi duygum? Alttaki duygum ne? İşte o en alttaki duyguları kelimenin tam anlamıyla biraz didiklemezsek onlar çok güzel saklanıyorlar değerli arkadaşlarım. Ve biz de genel ifadelerle yolumuza devam ediyoruz. Benim tavsiyem cesur ol, cesur olmak, cesur olalım. Duygularımız bizi korkutmasın. Benim üstadım Halil İbrahim Karakeçili, insan iyi ile kötünün kesiştiği noktadadır der. Sanıyorum bir ayette olabilir, yanlış söylemeyeyim şimdi, yanlış hatırlamayayım. Tam hatırlayamadım. Biz hakikaten de o noktadayız. Yani eğer bir şey yeryüzünde olabiliyorsa herkesin de başına gelebilir, bizim de başımıza gelebilir. Biz de o hissiyatın içine girebiliriz, o duygunun içine girebiliriz. İşte burada kendimizde bulacağımız önemli bir anahtar da bu. Kendimizde bulacağımız duyguları ve durumları yargılamamak. Bu iyi, bu kötü, bu çok mükemmel, bu çok kötü, aman aman bundan uzak dur. Bu şekilde yargılarsak
kategorize edersek geniş bir kabul penceresinden bakmamız ve onları dönüştürmemiz zorlaşır. Yargıladığımız bir şeyin üzerinde düşünüp ona bir yeni anlam verebilir miyiz? Buradaki kabul aslında bu da bayağı derin bir konu yani. Bir sohbet konusu da bu olabilir. Nasıl bir kabul? Buradaki kabul tam anlamıyla biat etmek değil. Yani şunu söylemiyorum. Yani içindeki sesin ne diyorsa onu yap. İşte vur, kır, söyle, işte canını oku falan içimizden geliyor. Gelmiyor mu bu tür şeyler? Hepimizin geliyor. Bunlar değil. Mutlaka seslerimizi ve duygularımızı bir şefkat, merhamet, akıl, vicdan süzgecinden geçeceğiz. Bir vicdan süzgecinden geçecek onlar. Şöyle bir kabul, yargılamadan, anlam yüklemeden. Evet varsın, biliyorum, seni kabul ediyorum, gördüm, farkındayım kabulü. Yani o mindfulness tekniğinin özü vardır ya, hani tespit, olduğu gibi görme, olduğu gibi kabul etme, anlam yüklemeden kabul etme. Öyle bir kabul. Böyle bir kabul bana ne sağlayacak? Böyle bir kabul bana seçme hakkı verecek. O zaman o sükunet içerisinde ben onu seçme, o davranış biçimini, o sözü, o düşünceyi, o duyguyu, o sesi seçme ya da seçmeme özgürlüğünü kullanabileceğim. Bu anlamda duygularımıza, kendimize, içimizde olup bitene yargılamadan, şefkatle, önce kendimize şefkatle yaklaşırsak çok güzel çözümler elde edebiliriz arkadaşlarım. Hikayeyi hatırlamak. Şimdi duyguyu bu şekilde adını koyduktan sonra, daha alta inip adını koyduktan sonra, alt duygumu belirledikten sonra onun hikayesini şöyle bir düşünmekte fayda var. Dedik ki hani çocukluğumuzdan başlayan bir kayıt sistemimiz var, her şeyi kaydediyoruz. Çevrede gördüklerimizi de aynalıyoruz, ayna gibi alıyoruz üzerimize. Annemizin mi babamızın mı o değer yargıları, o düşünceler, o duygular kime ait? Öğretmenimizden mi geliyor, çekirdek ailemizden mi geliyor, iş hayatımızdan mı geliyor, bize mi ait? Bu duygu bana mı ait? Böyle bir duygum var, böyle bir iç sesim var ama bu benim mi? Hikayeyi hatırlamak istediğimiz zaman, yani bu çalışmayı yaptığımız zaman hikayeleri de zihin getirecektir. Çok kolay olduğunu göreceksiniz. Başlangıçta zor gibi görünebilir ama bu bir düşünce çalışmasıdır. Bütün bunlar düşünce çalışmalarıdır. Çalışmaya başladığı zaman biz zihnimizle, dünyamıza, zihnimize, düşüncelerimize, duygularımıza bu şekilde bakıp içimizde olup bitene kulak verdiğimiz zaman hikayelerini de hatırlarız. Ha bu niye çok önemli? Şunun için önemli. Eğer hikaye bize ait değilse, gerçekten onu biz oluşturmadıysak, başka birinin hikayesinden örneklediysek, aynaladıysak, yansıttıysak, aldıysak, bizim ondan vazgeçmemiz, onu bırakmamız, tabii istiyorsak eğer, çok daha kolaylaşacaktır. Değerli arkadaşlarım, iç seslerimizi fark etmek. Şimdi bizim sevecen seslerle bir şeyimiz yok, hikaye, derdimiz yok yani. Tatlı tatlı anlatsınlar, motive eden, işte tatlısın, güzelsin, hoşsun, iyisin vesaire, güzel. Fakat burada onların da maskeli birer sabotajcı olmaması için biraz dikkat etmemiz lazım. Eğer o ses sürekli sen haklısın, her olayda sen haklısın, haklısın arkadaş, çok haklısın, sürekli haklısın, sürekli haklısın, haklısınlarla bizi bir kibir alemine taşımıyorsa sorun yok. Taşıyorsa onu olumlu olarak nitelendiremeyiz. Yani içimizdeki sesleri de şöyle bir nitelendirip can kulağıyla dinlerken şöyle bir nitelendirmekte çok büyük fayda var. Bizim derdimiz olumsuz duygularımızla, olumsuz duygularımızla ve onların fısıltılarıyla değerli arkadaşlarım. Ki onlar çok esaslı yargıçlardır. Çok esaslı yargıçlardır. Kıyaslarlar, yargılarlar. Eksik bir şey varsa mutlaka görürler. Yaptıklarınızı değersizleştirmeyi çok severler. Yapamadıklarınızı abartır, yüceltirler. Eksik gibi gördüğünüz konuları sanki
telafi edilebilecek bir eksiklik olarak değil de çok önemli bir eksiklik, çok büyük bir hata, fahiş hata diye nitelendirirler. Arada dilim hukuka da kaçıyor. Bunlar özellikle mükemmelliyetçi diye tanımladığımız insanlarda bu çok vardır. Nereden biliyorum? Çünkü ben de oradan geliyorum. Ama duygumu ve hikayelerimi biliyorum. Kendi üzerimde çalıştığım için işte ailenin ilk çocuğuyum, ablayım. Gereksiz bir takım sorumlulukları üstlenmişim. İşte akıllı kızım etiketi var. Çok akıllıyım, çok akıllı olmak zorundayım. O neyse. Hiç hata yapma şansım olmaz mı? Ben insan değil miyim? Ama öyle etiketler almışım ki üzerime eğer bir eksik ya da kusurlu bir şey algılarsam çok üzülüyorum. İşte mükemmel evlat, çok iyi bir anne, çok iyi bir eş, her şeyin çok iyisi olmak zorundayım. Bir mükemmel olma, bir çıta almışım elime. Bu çıtayı nereye koyacağımı bilememişim ve ne kadar yorucu bir şey aslında. Bunları fark etmek ve bunları kabul etmek, değerli arkadaşlarım, benim farkındalığım, benim avantajım. Sizin de kendinize dair fark ettikleriniz sizin avantajlarınız. Hani şöyle bir durum yok. Kişisel gelişim çalışmalarında bir delete gibi bilgisayardaki delete tuşuna bastım. Tamam, bütün duygularım, düşüncelerim, iç seslerim hepsi gitti yerine. Oh ne güzel şiirler, şarkılar. Böyle bir dünya yok. Böyle bir hayat da yok. Biz duygularımızın farkına varıp onları seçmeme hakkını kullandıkça özgürüz. Şimdi kendimden örnek vererek size anlatmaya çalışacağım izninizle, izniniz olursa. Şimdi ben mükemmeliyetçi yapımı bildiğim için mükemmeli yapmalısın, bu yetmez duygum açığa çıktığı zaman ben onu fark ederim. Ve ne yapıyorsam dururum. Geri çekilirim. Yürürüm, spor yaparım, temizlik yaparım, yemek yaparım. Ben o işleri de çok severim. Başka şeyler yaparım. Zihnimin o duyguya odaklanmasına bir şekilde engel olurum. Zihnimi dağıtırım yani. Konuyu dağıtırım. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim derim. Hiçbir şey yapmak zorunda değilim. Ve her şeyi mükemmel yapmak zorunda değilim. Ben insanım. Hata da yapabilirim. Her şeyi yapabilirim. Hatalarımdan ne öğreniyorum? Mükemmel olan o. Öğrenebildiğim şey. Ne kadar öğreniyorum? Ona odaklanırım. Ve onu bir şekilde o duygu beni kendi alanına çekmeden, kendi içine almadan ben onu kendi farkındalık alanıma çeker. İşte sever, okşar, kardeş gibi bir köşeye bırakırım. Derim ki senle oynamıyorum. Evet, ama seninle oynamıyorum ve seni seçmiyorum. Farkındayım, senin farkındayım ama seninle oynamayı seçmiyorum derim. Şimdi bu yöntemmiş gibi görünmeyebilir size ama çok etkili bir yöntemdir. Denemenizi tavsiye ederim arkadaşlarım. Ha, bunu niye paylaştım? Bunu paylaşmamın bir sebebi de şu. Fark ettiğiniz olumsuz duyguları yargılamayın. Dedim ya, yargılamayın, kabul edin. Onlarla savaşmayın. Savaş enerjisi, yani mücadele etme. Mücadele ediyorum. Ben bu duygumla mücadele ediyorum. Bununla savaşıyorum. Bu enerji karşı şeyi güçlendirir. Onu da güçlendirir. Savaştığınız ya da mücadele ettiğiniz şey neyse onu da güçlendirir. Örneklediğim gibi geri çekilip tatlı bir içsel konuşma yapabilirseniz göreceksiniz her şey hem çok kolay hem de çok çok işe yarayan bir yöntem olacaktır. Benim ara ara avukat kimliğim, çok uzun yıllar avukatlık yaptığım için devreye girer. Ben buna içsel sulh anlaşması diyorum. Hukukçular bilir, sulh anlaşmaları vardır. Karşı tarafta bir anlaşma yaparsınız, olayı çözersiniz, davaya götürmezsiniz, kavgayı sürdürmezsiniz. Bu nedir? Seni görüyorum. İhtilaf var. Onu da görüyorum. Sıkıntıyı görüyorum. Ama savaşmıyorum. Oynamıyorum. Onu ortadan kaldırmayı, bu ihtilafı şu 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 koşullarda ortadan kaldırmayı seçiyorum. Yani bir noktada içimde olup bitenlerle barışıyorum. Sevgili Atatürk'üm,
Ruhu şad olsun, yurtta sulh, cihanda sulh diyor ya. Ben de önce kendi yurdumda, kendi zihnimde, kendi bedenimde kendimle barışıyorum. Eğer ben kendi yolumda, kendi yolculuğumda, kendi zihnim, kendi bedenimle barışmış olamazsam, barışamazsam, dünyayla barışmam, dünyayla bir anlaşma, barış anlaşması sağlayabilmem de çok zor. Sürekli kavga, sürekli kavgayı seçerim ki ne acılı bir yol aslında. Şimdi burada hemen bir ipucu daha vereyim değerli arkadaşlarım. Bu olumsuz sesler ve olumsuz duygular mesleğiniz, İşiniz, ilişkiniz, boyunuz, kilonuz, yaşınız, görüntünüz, siz hangi konuda kendinizi zayıf hissediyorsanız oraya çalışır, oraya seslenir. Çok akıllı, tipik bir boksör gibi yani nereniz zayıfsa oraya yumruk atar. Eğer biz hayatın içerisinde o yumruklarla ya da yumruk atanla daha çok uğraşıp bütün zamanımızı oraya verip bütün odağımızı oraya kaydırıp o yumruk atıldığı zaman acıyan yerimize dönemezsek, o neden acıyor diye oraya bakamazsak, orayı güçlendiremezsek o yumruk atmaya devam eder. Ta ki biz öğrenene, biz fark edip o yanımızı, o yönümüzü güçlendirene kadar. Arada saatime de bakıyorum arkadaşlarım. Tabii bir oraya bakıyorum, bir sanıyorum doğru yere bakıyorum. Her neyse. Şimdi bu sürecin zamanımız var, evet. Bu sürecin sonu aslında sadece mutsuzluk da değil arkadaşlarım. Bu sürecin sonu olumsuz duygularımız, olumsuz iç seslerimiz, o düşük frekanslı duyguları, o bozuk frekanslı duyguları çok uzun süre yaşamamız, yaşıyor olmamız mutlaka zamanla bir takım hastalıklara da davetiye çıkarıyor. Sistem error veriyor. Ya zihinsel ya bedensel. Bir yerden bir ses getiriyor. Şimdi tabii sebeplerimizi fark etmeyip kendimizle savaşarak, duygularımızı yok sayıp bastırarak, işte mücadele ederek devam etmeye çalıştıkça sistemimizi bozuyoruz. Bu konu aslında geniş tabii. Hastalık konusu çok geniş. Şeyler de var içinde. Doğuştan getirdiklerimiz var. Yani birçok konu var ama şöyle söyleyebiliriz. Belki tam bir genelleme yapmamız doğru olmayabilir ama bunu tıp adamları da artık söylüyorlar. Duygularımız ve düşüncelerimizle hastalıklarımız arasındaki ilişki artık aşikar üzerinde konuşulan bir konu, bilinen bir konu. O nedenle belki genelleme yapmak doğru değil ama ben diyorum ki hastalıkların davetiyelerini de biz yazıyoruz. Bunu kitabi bir bilgiyle söylemiyorum arkadaşlarım ya da ilginizi çekmek için söylemiyorum. Bunu bizzat deneyimledim. Yani çok derin bir üzüntünün, farkına varmadığım bir duygunun nasıl kendi bedenime savaş açarak, içimde bir savaş yaratarak bedenime zarar verdiğini bizzat deneyimledim. Yani çok ciddi bir immün sistem hastalığı, bağışıklık sistemi hastalığı teşhisiyle 3 yıl bir hastalıkla uğraştım. Tıbbi tedavi gördüm ama tedavi sadece o durumu baskılayacak bir tedaviydi. Yani doktorlarım bana bu hastalık gelince gitmez, bunu da yaşamayı öğreneceksin ve onu baskı altına alacağız. Sen de bu yola onunla birlikte devam edeceksin bundan sonra demişlerdi. Öyle olmadı. O 3 yılın sonunda bir şeylerin farkına vararak doktorlarımın bu bilimsel değil dediği iyi sonuçlarımı aldım. Ve bunu nasıl yaptım, bunu nasıl yaptın diye sorarsanız arkadaşlarım. Sadece ve sadece, bunu bütün kalbimle söylüyorum. Sadece ve sadece bedenime savaş açan
alt duygumun ne olduğunu fark ederek ve o duyguyu sağaltarak yapabildim. Yapabildim diyorum. Tabii ki bir Allah'ın lütfu izniyle ben o anlamda kimim ki? Ama o duygumu sağaltmasaydım ben hala bugün o tedaviye devam edip o hastalığı sürdürüyor olacaktım. Buna da inanıyorum. Şimdi bu konu aslında çok önemli. Ve ben bu konuyu belki bu tür hastalıklarla uğraşan arkadaşlarıma, kardeşlerime de faydalı olur düşüncesiyle daha açık anlatmak istiyorum. Ama onu bu sohbetin içerisinde yapabileceğimizi sanmıyorum. Çünkü çok da zamanımız kalmadı görünüyor. Uzun zamandır uyuyan, uyanış festivaliyle aktive olacak olan bir YouTube kanalım var. Arkadaşlarıma ve danışanlarımın da isteği ve talebi doğrultusunda özellikle o hastalık sürecini, nasıl tedavi ettiğimi, nasıl fark ettiğimi, neler yaptığımı anlatan bir paylaşım yapmak istiyorum. Eğer siz de beni takip ederseniz, kanalıma abone olursanız hem beni motive etmiş olursunuz hem de oradaki paylaşımı paylaşmış oluruz dostlarım. Arkadaşlarım şöyle bağlayayım. Aslında hepimiz şifacıyız. Hepimiz zihnimizi, bedenimizi, hikayelerimizi, hayatımızı şifalandırma gücüne sahibiz. Kendi hikayelerimizin şifaları, kendi hikayelerimizin şamanlarıyız diyorum ben. Eğer farkında olursak, biraz gayret edersek, çalışırsak çok büyük bir güçle bunu yapabiliriz. Benim tavsiyem değerli dostlarım, zor durumlar, zor diye nitelendirmeyeyim. Hiçbir şey zor değil aslında. Ama tavsiyem profesyonel biriyle çalışmanız. En iyi bildiğiniz yol kendi yolunuzdur derler ya, demin bahsettiğim hastalık sürecinde ben de destek aldım. Neden? Çünkü orası da benim kör noktamdı. Hepimizin kör noktaları var ve o noktaya geldiğimiz zaman zihnimizin çözümlere odaklanması çok zor. Eğer o noktada sizi anlayan, dinleyen, doğru sorularla kendi içinize bakmanızı, fark etmenizi sağlayacak bir destek alabilirseniz, öyle bir destek o anda size ayna olur ve sizi gösterir. Bu anlamda çok değerlidir. Ben 2012 yılında ilk koçluk deneyimi yaşadığım ilk danışanım, selam olsun, hala iyi dostumdur, arkadaşımdır. Meslek sahibi, akıllı, kültürlü bir hanımefendi. Çalışmanın sonucunda bana şöyle bir şey söylemişti. Ferhan Hanım, ben bütün bunları halledebilirim. Halledebilirdim. Fark edebilirdim. Halledebilirdim. Bunları yapacak gücüm vardı ama tek başıma olsaydım bu benim 3 yılımı alırdı. Oysa ki biz sizinle 3 ayda bütün bunları toparlayabildik demişti. Aslında benim biraz da bu yolda ve yolculukta devam etmemi sağlayan sebeplerden biridir o. Çünkü ben de yaşarken kendi hayatımda birçok acıları yaşayarak, öğrenerek olgunlaştığım için, geldiğim için niye tecrübelerimi, düşüncelerimi insanlarla paylaşmayayım, niye yardımcı olmayayım düşüncemi teşvik etmiştir bu. Eğer kaynak ayıramıyorsanız, hani dedim ya profesyonel destek almanızda fayda var diye. Eğer kaynak ayıramıyorsanız işte o zaman benim bu sohbeti hazırlama sebebim de oydu zaten. O zaman bu sohbette paylaştığımız konularda kendinize biraz zaman ayırın arkadaşlarım. İç seslerinizi dinleyin. Can kulağıyla dinleyin. Kendinizi gözleyin. Duygularınızı doğru tanımlayın, hikayelerini hatırlayın, olanı kabul edin, hoşnut olmadıklarınızı bırakın. Bunları yaşamak zorunda değilsiniz. Farkındalık, ihtiyaç, istek, niyet, eylem, bu denklemi kurup harekete geçmeyi deneyin. Kendi içinizdeki sesleri ve duyguları şifalandırmayı deneyin. Bu çalışmalarınızın da ana maddesi şefkat olsun değerli dostlarım. Şefkat. Önce kendimize şefkat.
Hep diyorum galiba birkaç kez şefkat şefkat diye bahsettim. Gerçekten de çok önemli. Ana maddeniz, çıkış noktanız şefkat olsun. Ve yazın. Evet, yazmak da çok önemli bir çalışma. Onu da ayrıca kendi kanalımda anlatmayı düşünüyorum. Bilgisayarlara değil, tabletlere değil, bayağı bildiğimiz eski usul. Hani annem babam usulü derler ya, anam babam usulü. Kalemi eline alıp bir defter alıp elinize, ki ben buna farkındalık defteri diyorum. Danışanlarım var, benim de var defterim. Duygularımı yazarım, düşüncelerimi yazarım. Olaylar hakkındaki duygularımı, düşüncelerimi mutlaka yazarım. Yazın bırakın, bunun formatı yok. Kuralı yok. Kimseye göstermeyeceksiniz. Bir şey yapmak, bir şey yaratmak zorunda değilsiniz. Sadece yazın. Eğer kaleminizi entelektüel aklınızı devreden çıkararak yazın. Eğer kaleminizi aklınıza değil de kalbinize teslim ederseniz, bir süre sonra okuduğunuz zaman dönüp dönüp okuyun. Yazın bırakın, yazın bırakın, dönüp dönüp okuyun. O yazdıklarınız size duygularınız, düşünceleriniz, iç dünyanız hakkında çok ciddi ipuçları verecektir. Değerli dostlarım, 10 dakika zamanımız kaldı. Şu anda 50 dakikayı doldurmak üzereyiz. Ben şöyle söylemek istiyorum. Daha da uzatmak istemiyorum. Uyanış aslında tekamül bireysel. Ben böyle düşünüyorum. Tekamül ve uyanış bireysel ve zihnimizde başlıyor. Ama biz insanlar kainattaki her şey gibi görünmeyen bağlarla bağlıysak, ki bunun üzerinde çok ciddi araştırmalar, çok ciddi paylaşımlar var. Duygusal mirasımızı da genetik mirasımız gibi çocuklarımıza naklediyorsak, biliyorsunuz regresyon terapileri var, atalardan kalan duyguların şifalandırılması var, çok değişik çalışmalar var. Demek ki biz genetik miras gibi bir duygusal miras da bırakıyoruz. Kime bırakıyoruz? Çocuklarımıza bırakıyoruz. Biz kimiz? Geleceğin ataları biz değil miyiz? Türkiye'nin geleceğinin ataları biz değil miyiz? Ata biziz. O halde hiç tanımadığımız nesillere bile kendi duygularımızı, kendi düşüncelerimizi, kendi kaygılarımızı, korkularımızı miras olarak bırakacaksak, o zaman uyanış bireyseldir diyebilir miyiz? O zaman uyanış evrenseldir. Bir kişinin uyanması, bir kişinin tekamül etmesinin böyle büyük sonuçları var. O nedenle el ele, gönül gönüle diyorum. Birlikte yol almak durumundayız. Birbirimizi çoğaltarak, birbirimizi büyüterek, birbirimize yardımcı olarak, anladıklarımızı anlatarak, yaşadıklarımızı paylaşarak, örnek olarak sevgiyle yürümek zorundayız. Başka bir yolumuz yok. Bunu öğrendik, hepimiz öğrendik. Hepimiz çok iyi öğrendik. Özellikle bu pandemi süreci olsun, dünyanın yaşadığı acılar olsun, özel hayatlarımızdaki dalgalanmalar, biz bunları öğrendik. Biz artık biliyoruz. Kendi hikayemizi şifalandırdığımız zaman bizi şifalandırdığımızı biliyoruz. Ha böylesine büyük bir misyondan belki yola çıkmak istemiyoruz. Böyle büyük bir amacım olsun istemiyorum. Ama bireysel mutluluk, bireysel hikayelerimizin şifalanması da çok önemli. Bu anlamda önemli. Tabii bu anlamıyla baktığımız zaman arkadaşlarım, Uyanış Festivali'nin değeri bir kez daha ortaya çıkıyor. Katılan arkadaşlar, deneyler, öğretiler, yollar, paylaşılanlar, bunlar çok kıymetli ve güzel bir amaca hizmet ediyor. Bu nedenle arkadaşlarımıza, dostlarımıza, katılanlara, destek olanlara ve Uyanış Festival ekibine, Necla Hanım'a, herkese çok teşekkürlerimi sunuyorum. Size de çok teşekkür ediyorum dinlediğiniz için, katıldığınız için. Yolumuz, yolculuğumuz güzel olsun diyorum. Daha güzel, daha güzel demeyeyim. Başka başka güzel sohbetlerde tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın, hoş kalın diyorum.